Merhaba arkadaşlar, yeni bir Medieval Dynasty videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda pancar tarlasının etrafını çitle çevireceğiz. Bir önceki videomuzda, ilk videomuzda yemek pişirirken kalmıştık. Yemeğimizi pişirdik. Depoya ben koydum. Şimdi biraz çubuk topladım. Burayı hazırladım. Beraber bitirelim dedim. Çubuğumuz yetmeyecek. Depoda var zaten. Gidip depodan alırız. Toplamaya gerek yok şimdilik. Bunun haricinde işte gübrelerin birikmesini bekliyorum ki havuç tarlasının gübresini bitirelim. Ondan sonra tarlayı süreceğiz çapayla. En sonunda havucumuzu ekeceğiz. Evet. Böyle birkaç tarlamız daha var. En son işte buraları bitirdikten sonra bahçelere geçeceğim. Havuç tohumu satın almamız lazım. Onun için de para yapmamız gerekiyor. Bakalım depoda ne kadar deri falan var. Onlarla giysi falan yaparız. Çizme, bot, ayakkabı, artık papuç. Her neyse bir şeyler yapmaya çalışır. Onları satıp onların parasıyla havuç tohumunu satın alacağız. Burayı bir bitirelim. Şeyi de açabilsem, taş çiti açabilsem, evlerin etrafına taş çiti yapacağım. Taverna falan daha çok işimiz var. Fazla çubuğumuz kalmadı. Şu depoya gidelim, biraz alıp gelelim. Buranın girişini buradan yapmıştık. Oranınkını da şuradan yaptım. Orayı direkt ahıra bağladım. Depomuza gelelim ağa gidişler. Şöyle bir 300 tane alalım. 300 şöyle mouse'la halledelim o işi. Yoksa katliam çıkar. Gel bakayım şöyle. İki tane de çekiç alalım ki yiyeceğimiz yeterli üzerimizde. Şöyle bir şeyler de atıştıralım. Devam edelim ağa gidişle. Buranın yolunu da çitten çevirebiliriz. İşte onlara bakacağız.
Bayağı çabuk gidiyor. Beşer beşer. Diğer çitlerde yapmış olsak daha fazla gidiyor. Tabii ki sadece çubuk değil, kazık çit de var. Orada kütük çok gidiyor. Kalas. Tahta çit yaptığın zaman da. Çeşit çok. Oyun gelişiyor da şu anda betada ördekler, kuşlar falan, kartal, bu tarz şeyler geliyor oyuna. Yani şurada suda ördekler yüzecek. Ördek sesi de olacak, kuş sesi de olacak. Ki havada da uçuşacaklar. Onu da göreceğiz. Bu sırayı da bitirdik. Ne kaldı? Şurası kaldı. Fazla bir şey kalmamış ha gidişler. Bir çekiç daha telef oldu. Güzel. Burayı bitirdik. Üzerimizdeki geri kalan çubukları depoya bırakalım. Bunları niye taşıyorsak? Evet. Şimdi Langırlı fıtır. Bunu alıyoruz. Deri. 50'sini alalım. Kalas. Hayvan yemi. Hayvan. Kürk. Kürkün de 50'sini alalım. Böyle. Dikim evine mi gidelim? Şurada bir yudum da su içelim. Yanıyoruz. Burası mutfak. Şurasıydı. Neresiydi lan? Uleyin lan burada ya. Kortluyom. Şuradan şuraya bir de yol çekebilirmişiz. Bunun yenisini yapacağız zaten. Evet 50. Şöyle
Şundan 5 tane yapalım. Kürklü pabuç yapalım. Pabucumuz dama atılmasın. Onu hallettik. Bir tane de bundan yapabiliyoruz. Güzel. İşte bu. Şimdi bir koşuda şu Matilda'ya bir gidelim. Ya da Dagobert mi? Dagocan. Dagocan'a gidelim, Dagişko. Dagişko'ya gitmeden önce burada bir şey var mı? Bunları kaçırmayalım, bunlar para. Bulduğumuz malzemeler. Kil diyorum, kil yataklarına gidip biraz kil çıkartalım. Depoya koyalım. Yoksa kilimiz biterse ağzımızda kil ıslanmaz. Matilda kaçıyor. Kaçma kız. Bak. Gel bakayım buraya. Sende para vardır. Sana bir şeyler kaptıracağım da. Şu çanta zaten Hakk'ın rahmetine kavuşmak üzere. Onu bir kilitleyeyim sana. Ondan sonra Matilda'cığım, basit papuç bir tane yapmıştık. Fötrümüz dursun. Hasır şapka. Lan dursun, onu da yazın giyeriz değil mi? Ama bu papuçları sana kitleyeceğim. Şansın yok. Ondan sonra şişeler al. Bunlar da sen olsun kızım. Al bakayım. Oh oh oh, 1800 lira deli para. Manyak para. Senin bu Dagocan. Dagişko. Dagişkocuğum, havuç. Havuç tohumu. Yiyeceksin. Hepsini ver. Yani geri kalan parayla biraz da. Ama hayvan var şu anda ya. Var Dagişko. Az daha para yapıp işte 277 277 diyorum, 256 tane tohum lazım. Hava kararacak. Şu an akşam oluyor, 17:30. Bir yere gitmemize gerek yok. Kil yatağına gidecektim ama onu ertesi güne bırakalım. Evin yolunu tutalım. Tohumlarımız 177 tane tohum aldık. Azıcık daha tohuma ihtiyacımız olacak. Şuraya bir bakalım. Biraz tohum vardı, 10'ar 15'er tane ya. Havuçunkundan var mı havuç tohumu? 30 tane varmış lan. Varmış lan. Oley. Şimdi 49 tane mi lazım? 49 tane. 49. 49. 49. Tamam. 49 tane. 76 gübre diyor. Saatimiz kaç? 18, bir saat daha var. Yapma zamanına. Bir saat daha var ha gidişler. Şöyle size şuraları
gösterideyim. Bu taraf zaten bitmek üzere. Yani bitti. Bitmek üzere değil. Çit olayı bitti burada. İşte bura keten. Bura meyve. Buraya bir meyve daha yapacağım ama işte öbür şu binanın dibine kadar gidiyor. Binayı zaten kaldıracağız. Birinci seviye kaynak ve gıda deposunu. Çünkü buraya zaten ikinci seviye birer tane yaptım. Olmazsa onları yıkar, sonra birer tane daha ikinci seviye yaparız başka bir yere. Çünkü buraya ve suyun karşı tarafına da meyve bahçeleri yapacağız. İkişer tane yapacağız. Meyve çeşidimizi şöyle diyeyim size. 4 çeşit meyve var. Şöyle göstereyim. Şunu. Hatta 5 çeşit bundan. Şerbetçi otu yine. Erik, kiraz, armut. Kiraz derken vişne bu. Erik, armut, elma, şerbetçi otu. Böyle yapacağız. Buraları da görmüş olun. Tabi bizimki bir varisiniz olsun diyor, onu işte bir dahaki mevsime bırakmak istiyorum. Şöyle bir çiftliği veyahut da köyü bir toparlayalım. Çoluğa çocuğa ondan sonra karışır zaten. Şu anki ailelerde çoluğa çocuğa yavaş yavaş karışmaya başlarlar. Oyunun ikinci sene, yani geldikten bir sene geçtikten sonra. Evet, şimdi topukluyoruz arkadaşlar. Kil yataklarına gideceğiz. Bu üzerimizdeki malzemeyi götürmeye gerek yok. Ağırlık yapması. Üzerimizdeki gereksiz şeyleri bırakalım. 100 ne demiştik? 207 tane havuç tohumumuz var. Onu biliyoruz. Burada fazlalık gelecek. Çekicin birini bırakıyorum. Çantaları bırakabilirim. Böyle bir gidelim. Kil yataklarına gidiyoruz. İki tane kil yatağı var bu tarafta. Onlara bir gidelim. Ya da önce en uzak dağına gitsek. Değil mi? En uzağa dağına gidelim. En uzak derken yani daha uzaklarda da var. Gitmek istediğim bu taraftaki iki tane. Onlara bir uğrayalım. Vaşak'ı görüyorsunuz. Vaşak. Kuruda kuşa yem olmayalım. Saldırıya falan uğrarız. Olur ya. Hayvan olmasa da eşkıyalara denk geliriz. Aha. Bak direkt bunu gelirken toplarız. Ki zaten gelirken buna uğrarız. Onları iyi satarız hem. Ok falan da var. Taş ok. Evet, gelirken işte buraya uğrayacağız. Kil yatağı burası. Ama önce bir şu ileridekini kazalım ki buradan alıp yükle oraya gitmemiz oradan geri dönüşümüze sıkıntı yapar. Ağır olur yükümüz. Önce orayı alalım, sonra buraya gelelim. Kapasitemiz artarsa burayı da kazarız. Artmazsa
Direkt basar gideriz. Orayı için ekstra geliriz. Ayrıyetten geliriz. Burası da çok güzel bir alan. Önceden burada da bir köy oluşturup oynamıştım. Ağa gidişle. Evet, gelmek üzereyiz. Şuraya da bir bakalım ne var ne yok. Ne az ne çok. Ne eksik ne fazla. Etkili yatak var buralar. Küremizi alalım. Başlayalım. Vazo oluşturacağız. Çünkü bu killerden vazo yapacağız. Hadi bakalım. İki tane diyor. İşçi de topluyor bundan ama yani işçiler şu anda şeyleri full olmadığı için becerileri yavaş topluyorlar. 10. seviyeye çıkmış olsalar o zamana kadar böyle ufak tefek bizde bir şeyler yaparak katkıda bulunup para kazanıyoruz. Evet, önce bir şuraya bir bakayım. Buralarda bir şey var mı para edecek? Devrik arabanın etrafında yok. Buradan devam. Ne olacak? Burada da yok. Yok der, burayı hallettik gibi. Gibim bir şey. O an gibim bir şey. Öyle gözüküyor. Evet arkadaşlar. Şimdi geri topuklayalım. O yol üzerindekini toplarız. Gelirken ki size gösterdiğim yeri. Evet. Bizonları görüyorum. Hoca öküzleri geziyor. Burada kurt da geziyor. Şu civarda kurt. Koş bakalım, koş. Hadi bakalım. Burayı da toplayalım. Kirlenmişiz. Evet, burayı da tamam. ...84 diyor. Böyle devam.
Şimdi ağır olmaya başladı. İşte burayı alıp da oraya gitmiş olsaydık koşarak geri gelemeyecektik. Tamamdır. Başka kalmadı herhalde. Evet, burası tamam. Gördüğünüz gibi yavaş hareket ediyor. Şurada araba vardı. O arabadaki malzemeyi de alalım. Gidelim Matilda'ya yapıştıralım veyahut da davaya birine satalım. O okları ve küreği. Hep kürek vardı. Birkaç tane kil vardı. Taş oklar. Taş o. Küreği aldık. Oğlum bir kili. Tamamdır. Fazla hızlı hareket edemiyoruz gördüğünüz gibi. Yük ağır olduğu için. Ama zaten köy hemen şurada. Orada ikisinden birine kaptıralım. Sonra bizim oraya gidelim. Bunları depoya atalım. Veyahut da direkt vazo yapıp vazo olarak da koyabiliriz. Daha mantıklı. Böyle bir sürü haritada kil yatakları var. Vazo olarak koyalım. Önce bir şurada Dago'ya bir uğrayalım. Dagocan. Dagişko. Dago babacığım. Bizim oraya da bu lambadan yapacağız arkadaşlar. Gece yanacak. Yanacak, yananı görür Allah. Diyerek yakacağız. Biliyorsunuz yakarsa dünyayı garipler yakar. Sen şunu al, manyak herif. Çok konuşuyor. Sana ben şu çapayı da çapalayayım. Başka manyak herif. Taş okları al. Yani çok daha fazla. Şu meşale al lan. Al lan. Şapkayı yazın giyer miyiz ki? Hadi. Yani çok da çok olmasın. Az gördüğünüz gibi biraz daha fazla hareket etmeye başladı. Şuradan karnımızı da tam doyuralım. Şimdi köyümüze gidelim. Hadi gelin köyümüze geri dönelim. Bu killerden bir güzel vazo yapalım ki çiçekli vazo üretsin bizim atölye. Satalım. Kalan tohumları da işte onun için başka bir çiftçiye gitmemiz lazım. Onun için de ya Nadar'a gideriz ya da Eri'ye gideriz. Erik'ten alırız. Gostavia ya da Rolnika mıydı? Evet, Rolnika. Ya Gostavia'dan ya da Rolnika'dan. Köyümüze geldik. Direkt atölyeye girelim. Bunları bir vazolayalım.
İstersen şöyle bir bana yer aç bakayım. Vazo yapacağım. Kil vazo 36 tane diyor. 36, 30 üstü değil. 36 tane kil vazo. Bunları da depoya bıraktık mıydı? Yani. Çiçekli aslında şeylerden alıp gidip kendimiz üretip götürüp direkt satabiliriz de. Onu da yapabiliriz bak. İşçinin halletmesini beklemektense kendimiz halledip şu sarı kantaron otu zaten yeterli var. 36 36 tane de ondan aldık mıydı? Direk üretip ondan sonra şeyin nadarın yolunu tutabiliriz. Ya da Gustavia'nın geri kalan tohumları satın almak için. Vay canına. Hadi bakalım. 16 tanesini halletti. Şunun şurasında ne kaldı ki? Beşe geldik. Kaldı 10 tane. Hadi bakalım. Bunlarda deri para var. Zaten ağırlık da gitti üzerimizde. Sırf bunlarla bile gidebiliriz. Kalan tohumlarımızı hallettik mi? Tamamdır ya. Bir dahaki videomuzda da işte tarlanın gübresini atar işler. İşte tarlayı çapayla işler ondan sonra şey yapardık. Havucumuzu ekerdik. Tamam. Tamamdır. Şimdi gidelim şuradan. Bir yıkanalım. Bir 36 tane aldık mıydı? Tamamdır. 36 tane. Şundan alalım. Bunu nerede yapıyorduk? Burada mı yapıyorduk yoksa buradaydı herhalde ya. Vado. Vado. Kızım. Şöyle bir çekil bakayım bakayım. Ha burada. Evet 36 tane. Sarı kantaron ekili kil saksı. Ondan sonra bunları satacağız. Para yapacağız. Mühürlü. Kalan tohumları da alalım da gübremiz zaten üretiliyor. Geri kalan tarlanın geri kalan yerini gübreye atmak için zaten kendi gübre üretimimiz var.
Domuzcuğumuz var, iki tane. Biri büyük, biri küçük. Sarı kantaron ikili kil saksısı ile parayı götüreceğiz. Yazın o sarı kantaronları toplamak için canım çıkmıştı. Toplaya toplaya bir hal olmuştum. Evet. Otuz altı, tamamdır. Koş şimdi. Kaç para? 60 lira. Yeter, deli para. Ama biz aşağıdan gideceğiz. Ya gidişler. Buradan kaptıracağız. Nadara gidelim. Her üç tohumlarımızı alalım. Kırk dokuz tane demiştik. 207 tane var. İleride eşeğimiz, atımız falan da olacak. Böyle koşa koşa gitmek zorunda kalmayacağız. Nadar nerede nadar? Nadarı getirin bana. Orada. Nadar. Lan nadar. Ya 49 tane tohum ne kadar? Ne kadar istiyorsun 49 tohuma? Tamam mı Nadar? Geri kalanla bana 6 tane. He. Olsun 6 tane, 6 tanedir de. Ver bakayım. Ben sana bunları kaptıracağım.
Ne kadarcığım? Sana ne kadar diye soruyorum. Senden ses çıkmıyor. Bunları da ver. 36 tane. Tamam. Hayvan yemi de aldık arkadaşlar. Hayvan hayvan. Domuzcuklara gübre üretmeye devam etsinler. Önümüz ilkbahar. İlkbaharda bayağı bir tarla ekeceğiz. O zamana kadar işte tohumları hazırlarız. Gübreyi, tohumu falan hazırlarız. Tohumları satın almamız lazım. Keten tohumları pahalı çünkü. Keten tarlası ekeceğiz. Gelincik işte haşhaş onu ekeceğiz. Başka yulaf ekeceğiz. İki tarla. Yani bayağı bir tohum lazım bize onun için. Şimdi kışı iyi kullanacağız. Haritadaki kil yataklarına gidip böyle işte kil toplayıp çiçek saksısı yapıp satıp falan filan onun gibi bir şeyler yapıp işte gül gibi geçirip gideceğiz. Parayı kıracağız. Tohumları yavaş yavaş toplamaya başlayabiliriz. İki tarla yulaf, bir tarla keten, bir tarla gelincik. Gelincik büyük bir tarla değil ama yani gene de var. Böyle onun haricinde lahana, yok lahana değil, şey pancar. Pancar mı lahana mı? Pancar mı lahana mı? Lahana bizde var ya, pancar. Pancar tohumu alacağız. Başka soğan. Soğan tohumu yani o kadar çok şey lazım ki. Kışın dört nala koşuşturacağız. Onları hallettikten sonra kazanacağımız paraları artık yavaş yavaş teknolojiye ve meyveye yatırım yapmaya başlayabiliriz. Meyve bahçelerine. Meyve fidan alıp dikmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Depomuza geldik. Şöyle depomuza bir göz atalım. Buradan bize bunlar lazım olacak. Havuç tohumu lazım olacak. Bizim üzerimizden de hayvan yemini buraya atalım. 111 hayvan yemi oldu. Yeter. Bu gübreleri atmak için bize çanta lazım. Şu çantaları da alalım. Yeter mi? 4-5 tane. Büyümeyeyim ki. Yeter herhalde. Yetmezse de şurada derilerden 15 tane alıp beş tane çanta yapabiliriz. Yatacağız, kalkacağız. Hop, buradayız. Hadi bakalım. Akşam oldu zaten. Şöyle bir yatalım. Yattık, kalktık. Hop, buradayız. Şimdi koşuştur. Evet, havuç tarlasını halledeceğiz. Kalan küçük bir parçası kalmıştı. İşte oranın gübre satılacak. Sonra çapayı almadı üzerimize. Çapayı da direkt alalım üzerimize. Şöyle taş çapa 3 tane üretmiş. Bunlar yeter bize. Şurada küçük bir parça kaldı arkadaşlar. Bu parçayı işte gübresini atıp ondan sonra devam edeceğiz. Ama gübreyi halletmemiz lazım. Böyle olmuyor. Suni gübre olarak
suni gübreye çevirmemiz gerekiyor. Onu da ahırda. Gerçi yukarıda ahır vardı. Biz ta buraya niye geldik ki? 58 tane. Tarlayı da bir dahaki videoda halledeceğiz arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben bunu kendim hallederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.